bulmamız lazım Şükrü. Haklısın abi. Hatice de arıza çıkarmaya başladı artık. Uzun zamandır işsiziz. Uzun zamandır mı? Sizin hiç işiniz olmadı ki Şükrü. Adam hasretme Yakup. İş var da biz mi çalışmıyoruz oğlum? Böyle oturarak iş bulamazsınız ki Hüseyin. Çıkıp iş arasanız ha. Yürü git ya. O kadar emin konuşma Yakup. Bazen iş gelir, seni oturduğun yerde bulur. Şekilde görüldüğü gibi. Ne diyor? Eleman aranıyor. Ücret dolgundur. İyi olacak hastanın ayağına. Doktor kendi gelirmiş Hüseyin abi. Aradığımız işi bulduk sonunda. Bu iş hayatımızın işi olabilir Şükrü. Aynen öyle. Baksana kendinden işaretlenmiş. Daire için alınmış. Gidip hemen görüşelim Şükrü. Ama ilanı önce bir tam okuyalım Hüseyin abi. Ya Şükrü ne okuyacaksın? Ücret dolgundur diyor. Bak şimdi olmadı işte. Ne olmadı Şükrü? Eleman aranıyor. Adamlar bir eleman arıyor abi. Biz iki kişiyiz. Oğlum siz hasta mısınız? Bir eleman aranıyor diye görüşmeye gitmeyecek misiniz şimdi? Söyledim ya Yakup. Biz iki kişiyiz. Biz bir ekibiz Yakup. Ya hiç olmazsa birinizin işi olur. Diğerinize de başka bir iş bulunur. Olmaz Yakup. Anca beraber, kanca beraber. İlla yapışık ikizler gibi birlikte olacaksınız yani. Peki ama böyle işi nereden bulacaksınız? Belki bir yerde frikik olur da ikili baraj kurmak için bunları çağırırlar Yiğit'e. Abi ben bir ufak su döküp de geleyim. İsterseniz beraber gidin. Anca beraber, kanca beraber. Hayırdır Hüseyin, nereye? Ya birazcık hava alayım. Yakup, bunaldım burada. Bir iki saate dönerim. Dönmesin de olur, beklemeyiz yani. Hüseyin abim nereye gitti Yiğido? Biraz hava alacağım dedi, dışarı çıktı. Menekşe sokak, 10 numara. Sen nereye? Ben de biraz hava alacağım Yakup. Hani bunlar ekip değil o. Her şeyi birlikte yapıyorlar da havayı niye birlikte almıyorlar? Aynı gemide yol alır. Ayrı dümen tutarız. Bu evde sevdoluşu halimiz oynatır bizi. Her gün yeni